Hadi gel, bak, öbür konu. Şimdi hemen domates yapıyoruz. Bu da Azerbaycanlıların muhteşem bir turşu tarifi. Tamam, domates turşusu. Evet, domates geçiyor. Soğan turşusu. Domates soğan turşusu. Hemen kabını ne istiyorsun? Bunu istiyorum yine. Hadi gel. Mesela bunda çok hanımlar rahat olsun, şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman soğanın tadı böyle rahatsız etmiyor bu turşuda. Yemeklerin yanında, kuru fasulyenin yanında hem muhteşem yapalım, oluyor. Hem yapalım. İlk etapta şöyle büyük doğradığım soğanı dibine yerleştirdim. Çok da pratik. Ben bunu dün fark ettim ve hemen yaptım sosyal medyamda. Bir kat domates, bir kat soğan şeklinde dolduruyorum. Görüntü muhteşem. Bunda Çanakkale domatesi de kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor çünkü. Normal domates de kullanabilirsiniz benim gibi. Evet, domatesimi koyuyorum. Nasıl güzel gözüküyor. Çok güzel. Enginarı hatırlatmadı mı size de? Evet, gerçekten öyle. Soğan da çok güzel evet. Almış sanki. Şimdi burada yapmamız gereken yine şöyle. Biraz çabuklaşalım. Evet, evet. Rica edeyim. Tane karabiber. Vallahi olay. Şöyle 2-3 diş bizim doğal antiyobitiğimizden sarımsak. Evet. Şöyle. Tamam. 1 yemek kaşığına yakın kaya tuzu. Evet. Yine 1 su bardağına yakın sirke. Burada vay az kalmış. Vay, bu olaymış. Biraz daha sirke. Sirke nerede Sakine? Şöyle sirkeyi de biraz tamam, daha biraz ekleyeyim. Biraz daha ilave edeceğiz onun sirkesini. Sen yer bırak. Evet, şöyle. Kaynar değil, ılık su. Evet. Şöyle koyduk. Şimdi sirkeyi de tamamlıyoruz ve ters çeviriyoruz bunu. Buna limon, limon hiçbir şey koymuyoruz. Yok başka. Yok, hiçbir şey koymuyoruz. Tuzu koyuyor musun? Limon tuzu koydun mu? Bunun içine limon tuzu çok az. Yine 2 tane kadar. Ben çok kimyasallardan yeme evet. Değilim. Şimdi yine acı koyabilirler hani bir iki tane. Suyu bulandıya bir şey söylemek istiyorum. Mesela içine nohutu fazla kaçırdığınızda da nohut konuyor hani öbür turşulara koyarım ben 2 tane 3 tane ama biraz fazla koyarsanız o da rengi bulandırıyor. Kesinlikle doğru. Nohutun dozunu ayarlamalısınız, mayalanıyor çünkü. Ama turşum bozuldu diye panik yapmasına hiçbir şey olmuyor. Evet. Tüketebilirler tamam. Yani. Şimdi bu da oldu, sonra ne yapacaksın, başka neyin var? Bunu sonrasında kaynayan kapaklarımın yanında böyle ters bekleteceğim. Daha iyi vakum olacak. Bir de bu domates turşusu, soğan domates turşusunu yaptığınızda bunu mutlaka dolapta saklayacaklar. Ha, bir dakika ben şey yapayım. Ha, yok etiket, tamam. Koyalım. Zaten şu tamam, kadar yeterli, bence. Bu kadar vardı. Sen koy. Evet. Şöyle kalan sirkemizi de koyuyoruz. Biraz daha su alabilir Derya Hanımcığım. Şu kenardan koyarsanız. Evet, benim için tamamdır. Yine kitleme. Buna zeytinyağı, meytinyağı hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey. Tamam. Hiçbir şey. 1, 2, 3. Vallahi yapıyorum. Bu 1, 2, 3 bugünün olayıdır. Şöyle söyleyeyim. Buraya alalım bütün mı? Bütün bunları çok iyi bilenler olduğu gibi. Yani şimdi burada stüdyoda da bu konuları çok iyi bilenler de var. Hiç bilmeyenler de var. Normal. Bir program yaparken her ikisini dengelemek lazım. Hani ben biliyorum onun ne var onda falan diyenleri duyar gibi oluyorum. Öyle demeyin. Gençler var içimizde, seyredenler var. Bu konuyu hiç bilmeyenler var. Turşu yapmayanlar var. Onun için hem bilene hem bilmeyene hitap evet. Ediyor. Son olarak yapmamız gereken bu domates soğan turşusunda şöyle kaynayan bir tencerenin içerisine kavanozlarınızı şu şekilde bırakıyorsunuz ve toplamda 5-6 dakika kaynayacak. Süpermiş. Bu şekilde çıkartıp kenara bırakıyoruz. Bir gün karanlık ortamında üstüne battaniye atabilirsiniz. Tamam. Ters çevirip bekletiyorsunuz. Soğan turşusunu. Şimdi diyorlar ki turşunun kapağı da yeni mi olacak? Yeni. Reçelinki de yeni olacak. Turşununki de domatesinki de. Çünkü biz bunları saklayıp beklettiğimiz için bu temiz önemli. Olması lazım. İçinde herhangi bir küf. Yani çoluğumuza, çocuğumuza, kocamıza yediriyoruz. Bir de şurada kayınvalidemize yediriyoruz. Aynen, boyanıyor çünkü eskiler. Ha? Boyanmış oluyor. Burada bir kimyasal karışmış oluyor. Onu kullanmamaları bazılarında gerekiyor. Bazılarında teneke oluyor evet. Burasında. Dikkat edin hanımlar. Yani küçücük bir şeyle yaptığınız bir şeyi zedelemeyin. Kesinlikle. Emeğiniz, paranız boşa gitmesin. Evet. Şimdi bu da hazır. Bunu da şimdi bir blenderdan güzelce geçirelim biz bunu. Sonrasında
ne yapıyoruz? Baharatlarını koyuyoruz ve direkt onu da konservelemeye geçeceğiz. Evet, vıcıtlayacağız bunu. Evet, vıcıt yapacağız. Başka içine ne koyuyorum dedin, onu söyle. Bunun içerisine yağ damak zevkinize dedin. Göre bir su bardağına yakın zeytinyağı koyuyorum. Kimyon muhteşem bir lezzet ve aromadır. İsterlerse bir yemek kaşığı kadar da koyabilirler. Burada biraz gözüme az geldi. Ve normal tuz eklemesi yapıyoruz. Şimdi kimyondan şöyle bahsedeceğim. Ben patates, mesela patlıcan, biber kızartmasının üstüne, sosumun içine mutlaka bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, kimyon, sarımsak, zeytinyağı koyar. Öyle pişiririm. Evet, o patlıcanlı yaptığım sosta sirke var. Yarım su bardağı kadar da sirke var. Çünkü patlıcan aroması muhteşem. Nas sana yardıma gelir. Bunu da yapalım. Tabii, yapalım. Şimdi bu da kaynadı. Burada evet. Eksik bilgi, bir şunu da söylesem dediğin bir şey var mı? Süre nedir? Tamam, söyleyelim, tekrarlayalım. Seyirci sorularını almak istiyorum ben. Aytül Hanım. Nohut atıyorlarmış turşuya, yanlış mı diye soruyor seyircimiz. Hemen onun bilgisini vereyim. Dünden beri ben de turşu tarifi paylaştım sosyal medyamda. Neden nohut koydunuz? Şimdi kışık turşular yapılıyorsa efendim, içerisinde nohut koymanız gerekiyor. Nohutun mayalama özelliği yani var. Yani soğuk suyla büyük yapıyoruz ya. Evet, karışık evet. Turşu. İçerisinde nohut turşumuzu mayalayacak ve mayaladığında turşumuz daha güzel ve daha lezzetli olacak. Yani hiç panik yapmayın, niye nohut koyuluyor diye düşünmeyin. Nohut olması gereken ta annelerimiz, babaannelerimizin yaptığı turşu bu şekildeydi efendim. Onun içine de, yani o soğuk suyla yaptığınızın içine de ben bir iki tane kişniş, hani şöyle bir kavanoza. Çok güzel olur. 2-3 tane zevke göre. Biraz tane karabiber. Olur. Nohut. İşte nohutun dozu orada çok önemli. Bol atmayın. Ben bir kere bol attım. Seyircimizinki gibi bulanıklaştı. Ben de korktum. Ve açtım ben, baktım. 10 tane falan diyoruz biz yani. Evet. 10-15 tane nohut. 15 bile bazen çok olabiliyor. 5 kiloluk, 6 kiloluk kavanozlar için ideal ama 3 kiloluk yapıyorsa 5 tane yeterli. Evet, yani çok koymayın. Mayalama. Nohut önemli. Tamamen. Buyurun Aytül Hanım. Ne kadar tuz koyduğumuzu kaçıranlar olmuş turşuya. 1 kiloluk kavanozlarımız için 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu. Altını çiziyorum. Normal tuz salatalıkları eritir. Şu, ve şu gerçekten mutsuz kiloluklara olursunuz. Bunu koyduk. Kütür kütür oluyor böyle yerken. Enfes. Yani turşuyu kışın yemeklerinizin yanında, tabii onu yemeyi de abartmamak lazım. Ben yönetmenimin eşi Meryem bana çok güzel bir lahana turşusu kurmuş. Ellerine sağlık. Bana getirdi şöyle şunlardan. Yemek yemiyorum akşamları. Şimdi turşu yedim ama turşu da çok susatıyor. Tansiyonu çıkarabilir. Oh, evet. Yani biraz yiyorum ama kendimi alamayacağım. Neredeyse bir kavanoz yiyeceğim. Orada da dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Tuz oranını ayarlamak tuz lazım. Tuz oranını ayarlamak lazım. Evet. Ama çok lezzetli bir şey. İyi ki turşularımız var. Domates soslarımız var. Evet. Bir tane daha soru söyleyeyim Derya Hanım. Şeyi sormuşlar. Sıcak su, kaynar su koyduk ya turşuya. Kışlık yaptığımız turşu için mi, hani kısa sürede dediniz ya. Yok, bu çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Eğer karışık sebze turşusu yapıyorsanız, böyle rengarenk, içerisinde havucundan salatalığına, sebzesine, lahana, böyle çok güzel bir görüntü oluyor. Onun içerisinde tabii ki soğuk su olması lazım. Onu da nasıl yapabilirsiniz? Kaynatın suyunuzu, kaynatıp dinlendirin, o şekilde yapın. İçme suyu olsa bile kaynasınlar. Soğuk olsun, o şekilde yapacaklar. Evet. Bunlar 15 günlük turşu için kaynamış su diyoruz. Bakın bu kaynamış su detayı orada, soğutulmuş kaynamış su detayını ben yıllar önce bir televizyon programında seyrederken öğrendim. Ve bunu aklıma kaydettim. Ben böyle normal iyi temiz suyu koyardım. Ama öbürü bambaşka oluyor. Kaynatın, kaynatıyorum büyük tencerede, alıyorum onları kapların içine. Mutfakta bekletiyorum. Soğuyunca turşumu hazırlıyorum. O kapların içine şunu da söyle. Bir 3 litrelik veya 5 litrelik söyleyelim. Kalabalık bizim Türk aileleri. 5 litrelik bir kavanozun içine ne kadar sirke, ne kadar tuz evet. Kaynatıp soğumuş şeyden. Onu da o kabın içinde hepsini karıştırın. Öyle dökün üstüne. Oran ver bize. Aynen, derin bir hamur yoğurma kabınızı evet. Alıyorsunuz. İçerisine 1,5 su bardağı sirke koyuyorsunuz. 5 kiloluk kavanoz için veriyorum. 5
yemek kaşığı kaya tozu ekliyorsunuz. 5 yemek gibi. Kaşığı. Beş. Evet, 5 yemek kaşığı. Onun üstüne de sıcak suyu dolduruyor. Onun üstüne de soğuk kaynatılmış suyu koyuyoruz. Bu kadar. Kaynatılmış, soğumuş suyu koyuyoruz. Bir ay beklettiğimiz o bir esas ay sonra da turşulara. Yiyorlar. Evet. Bir ay, bir buçuk ay bazen duruma göre. Onları nasıl bir ortamda bekletelim? Bu da çok önemli. Ben mesela dün yaptım. Onları güzelce sardım. Mesela direkt kapakların altından streç geçiyorlar. Ben onu tavsiye etmiyorum. Kapağın üstünü güzelce streçledim. Üstünü. Tamam. Ve bir büyük bir poşetim vardı. Onun içerisine aldım. Evinizde karanlık, kullanmadığınız killeriniz olabilir. Oraya koyuyorsunuz ve soğuk ortam olması gerekiyor ki istediğimiz yani karanlık olsun randımını alalım. Diyorsun. Karanlık ha, olacak. Asla güneş detaymış. Görmeyecek. Hani mutfağımda güzel duruyor, süs olsun, kenarda dursun diyorsanız bunu yapmayın. Güneş görmeyecek. Buyurun Ayşe Hanım, buyursun. Ha, kornişon turşusuna bir seyircimiz Ayşe Hanım limon eklemeyi unutmuş. Birkaç gün sonra açıp limon ekleyebilir miyim? Yok, yapmasın. Gerek yok. Kaya limon tuzu zaten kullanmıştır muhtemelen. Gerek yok. Onu bu tuzu az kullanmak adına yapıyoruz. Ayşe Hanım, siz bizim tarifle bir kere daha yapın. Evet. O da çok güzel olur. O da güzel olur. Limon ama şey olmaz, limon sıkar yersiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hepinizin ellerine sağlık. Hakikaten sofraların olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben bu hazırlıkların. Renklerin güzelliği ucuz, zaten. Renkler çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğin için. Ben teşekkür ederim sizin vallahi yanınızda olduğum bayıldım, için. Bayıldım sana. Ben de aynı şekilde. Evet. Reklama gidiyoruz biz. Ben turş ve dudak ve ağzım bir şey oldu. Hadi turşu reklamlar. Geldim. Tatlım, çok sorular var. Evet. Şurada az bir sürem var. O soruları konuşmak istiyorum. Seyircilerimizi aydınlatalım. Hemen. Verdiğiniz salatalık turşusu tarifini fasulyede uygulayabilir miyiz? Bu hani kornişon yaptık ya. Evet, uygulayabilirler. Uygulayabilirler. Konserve kapağı kilitlemeyi tekrar gösterir hemen misiniz? Şöyle. Şurada kamera alacak. Evet. Şimdi kapağımızı kaynattık, her şeyimizi çok güzel steril ettikten sonra koyuyoruz. Bir yapıyorum, iki yapıyorum, oturuyor. Üçüncü de sıkıyorum. Ha, buna bayılmış herkes. Bir daha yapalım. Şöyle oturtuyorum. Zaten bakın bir tık ediyor. Bu bir yapıyoruz, iki yapıyoruz, iyice oturuyor kapak. Üçüncü de sıkıyorum. Daha hiç kimse açamaz. Olay. turşuyu sıcak hava bozar mı? Turşuyu sıcak hava bozar, karanlık ortam ve serin bir ortam olması tavsiye edilir. Evet. Domatesli soğanlı turşu kaç günde olur? 10 gün bekliyorsunuz ama asla dışarıda bırakmayın. Buzdolabına koysunlar. 10 gün sonra isterseniz bu şekilde, isterseniz salata gibi doğrayıp her türlü yemeğin yanında ikram edebilirler. Piyaz bile yapabilirler bunda. Piyaz bile yapabilirler. İçerisine sadece kuru fasulye eklemesiyle süper olur. Bir soru daha var. Hemen kapatıyorum. Turşuların üzeri beyazlaşırsa bozulmuş mudur? Turşuların üstü beyazlaşırsa bozulmaz. Açıldıktan sonra oluyor. Onu kaşıkla alıp yiyebilirler. Evet. Ben kaşıkla onu temizleyeceğiz. Ondan evet sonra yiyeceğiz. Ama suyunu içmesinler. Tamam mıyız? Tamam mıyız Erkan? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok güzel ederim. Bilgiler. Çok harika. Aldım. Umarım bugün mutlu olmuşsunuzdur, memnun kalmışsınızdır programımızdan. Biz yarın aynı titizlikle yine hazırlandık. Buradayız, saat 2'de sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.